Efendim gündem özelde bugün tarih özel başlığında gerçekten özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Bu özel yayınımızda çok değerli konuklarımızı takdim etmek isterim. Ülkemizin önemli düşünürlerinden kıymetli hocamız Profesör Doktor Teoman Duralı ve araştırmacı yazar tarihçi hocamız Mustafa Arman bizlerle birlikte ve hep birlikte bu yayın sürecinde bugünün dünyasını günceli ve geçmişi ıskalamadan anlamlandırmaya çalışacağız. Efendim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ee, hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi hocam, e, siz isterseniz Teoman hocama e, biliyorum uzun süredir biriktirdiğiniz sorular var. E, benim de merak ettiğim e, çok önemli bulduğum sorular var. E, fakat isterseniz bir keyifli giriş olsun. E, hocamın bir bırakıp gidememekle ilgili bir durumu var. Şimdi e, seyircilerimiz diyecek ya nedir bu durum? İsterseniz hocamızdan dinleyelim. Evet e, atıf yaptığınız nokta e, benim hep tekrarladığım bir şey. E, bağlantı, bağlanmalarım katolik nikahına benzer. Bir türlü boşanamıyorum. Çok istememe rağmen e, hiçbir bağlanmamı Terk edemiyorum. Ne mesela mesleğimi terk edebilmişimdir. Ne oku, e, intisap ettiğim okulu. E, İstanbul Üniversitesi'nde öğrenime başladım. İstanbul Üniversitesi'nde <laughs> meslek hayatımı doldurdum. Herhalde 50 yılı buldu talebelik ve e, meslek hayatı itibariyle. 50 yılı buldu. E, çok yere gittim, geldim, ama hep Merkez İstanbul Üniversitesi kaldı. Bu şeyde e, benim kafam hep gemiler üzerinde, deniz üzerinde işlediğinde benzetmemi de ona 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 göre yapayım. E, gemilerin bu söyleyeceğim bir gemici tabiridir. O yüzden kabak kaçmasın. E, gemilerin kıçında öyle derler. Evet. E, limanın adı yazılıdır. Diyelim ki İstanbul'a bağlıysa gemi İstanbul hmm. diye yazar. Ee, benim de e, ana limanım İstanbul Üniversitesi olmuştur. Oradan bir yerlere tayin edilmişimdir, davet edilmişimdir. Şu oldu, bu oldu. Gidip geldim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 16-17 üniversitede ders verdim. Konuşma yaptım filan falan. Ama hep ee, sonunda Kürtçü dükkanına döndük. Orası da İstanbul Üniversitesi e, felsefe bölümü olmuştur. Ee, <laughs> öteki bütün bağlanmalarım da buna benziyor. Yani işte ne bileyim ben evlilik falan da onun gibi bir şey. Bugün artık e, örneği az bulunan bir şey. Boşanmadan bir <laughs> e, izdivaç <laughs> ömrünü doldurma hadisesi ee, benim çabamla mı oldu bu sanmıyorum benim çabamla olmadı benim dışımda benim üstümde bir kudret felsefede İslam felsefesinde kelamda özellikle iradi külliye dedikleri bir hadise yani ben ne kadar ayrılmak uzaklaşmak o bağlantıyı kesmek için çaba harcamışsam da o dışımdaki bir kudret bana yok demiştir. Sana öyle bir şeye izin vermiyorum. Otur oturduğun yerde. Öyle de kaldık. Dediğim gibi bu memleket konusunda da böyle. Hep ben başka yerlere yelken açmak için çaba harcadım. Döndüm dolaştım. Yine burada e, soluğu aldım. Mesela Yurt dışında öğrenim görmek falan istedim. Olmadı, hayır. Hmm. Burada kaldım. Hocam iyi ki de kalmışsınız. Bu ee, biz istifade ediyoruz <laughs> sizin <bilgilerinizden. gülüyor> evet. Yani aslında İstanbul Üniversitesi tabii ki işin mesleki kısmı sizi buraya bağlayan ama yani bir İstanbul perspektifi ya da İstanbul'a bağlanma diye bir şey de belki olabilir. Çünkü ben sizin konuşmalarınızı, yazılarınızı ve sohbetlerinizi de dinlemişim bizzat derslerinize katılmamakla birlikte yani Türkiye merkezli ya da bu coğrafyanın perspektifini hep zihninizin odağında tuttuğunuzu fark ediyorum ve bu aslında bağlanma biraz da bu coğrafyaya bağlanma şeklinde tezahür ediyor gibi geliyor. Uzaklaştığımda ben. sevdiğimi fark etmişimdir. Hmm. Çok doğal bir şeydir. Eee Mesela annemi nice sevdiğimi annemden uzak düştüğümde anladım. Hmm. Ee, İstanbul'u belirttiğiniz demin. Nice sevdiğimi yine İstanbul'dan uzak kaldığım zamanlarda ee, bir gün Singapur'un böyle <laughs> yüksek bir yerinde çıktım. Ben, bende bir mandalık var herhalde. Böyle hemen ...yayılırım, yatarım, göğü seyretmeye... <laughs> ...kalkarım filan. Orada müthiş bir... ...sancı geldi bana. <laughs> ya dedim... ...ben ne kadar özlüyorum. Şey aklıma geldi... ...Fenerbahçe'den... E, ...şeye... E, ...söyleyin... ...bu İstanbul, asıl İstanbul'un... ...seyredilmesi... ...hadisesi vardır. Nefis bir... ...manzaradır o. Hmm. Şu parkın olduğu... Parkın olduğu tabi e, Fenerbahçe Parkının dan e, bakıyorsunuz karşısını seyrediyorsunuz özellikle grup vaktinde evet. e, yani eşsiz bir manzaradır o Sultanahmet Camii işte arkasında Ayasofya filan falan ondan sonra aklıma o geldi ben orada yatarken hı. o tepede tabi <laughs> o tepede Etrafı seyrederken fazla bir güzellik de görmedim. Hı hı. Bana çok çekici geldi. Çocukluğumdan beri özlediğim ekvatora yakın olma. Ekvator kuşağını görme hı. hasreti. Bunlar çok taaf, delice şeyler. Hı. Anlatılır gibi değil. Dedim tamam ben buraya eriştim de ne var burada dedim. Ve aklıma o arada İstanbul geldi tekrar. Hı hı o manzara geldi. Çünkü orada e, o Fenerbahçe burnundan denize girerdik biz hep. Sonra orada çıkıp manzarayı seyrederdim. Denize girmeyi çok severim. Yani denizi zaten aşık bir adamım. Ondan sonra e, bütün bunlardan uzak kalmışım orada. Ne manası var dedim. Niye ben dedim geldim buraya. Ne, ne işim var. E, bir an önce kapağı yine buraya atmak için Tuhaf <laughs> <laughs> e, bildiğim kadarıyla bir tek Almanca'da e, bir söz vardır. Başka bir dilde rastlamadım. Ya dellere hasret diye tercüme edebilirsiniz. Başka yerlere gitmek, <laughs> görme hasreti. O hasret beni yakıp tutuşturmuştur. Gittiğimde tersine bir hasret baş gösterdi. sefer. Sıla hasreti. Yani bu hep bu ikisinin arasında bir namaz kaldım. <laughs> bir oraya bir buraya. Ama ağır basan sıla hasreti olmalı ki gene buraya dönmek ihtiyacını duydum. Tabi bu sadece psikolojik bir olay da değil. Yani e, zorunluluklar işte burada aile kalıyor. Ee, sevdiğim insanlar var. Onları da Hı. sevdiğimi biraz önce söylediğim gibi onların uzağında kaldığımda fark etmişimdir. Böyle tuhaflıklar var işte. Evet. Şimdi hocam, e, isterseniz buradan şey yapalım çünkü Ekvator'dan bahsettiniz ve e, şey e, bir harita şeyi var mıydı sizde böyle bir nostalji yani haritalar Nostalığı üzerinde. Hastalığı var. Maraz. Evet. Yani çünkü o ekvator takıntısı bana onu hatırlattı. Şimdi haritaya bakmak, harita üzerinde düşünmek e, aynı zamanda tabii teorik olarak da felsefeyle ilgilenmenizle de bağlantılı e, görünüyor bana. İsterseniz buradan şöyle bir giriş yapalım. E, şimdi haritaların ne kadar gerçeği yansıttığı ile ilgili Batı literatüründe, bu David Harley'in vesaire, bunların e, şey J.B. Harley'in e, çalışmaları var. Yani bu ee, haritalar şu anda bizim kullanmakta olduğumuz o Mercator projesi projeksiyonu ile yapılmış haritalar gelciyi e, büyük ölçüde çarpıtarak ve Batı merkezli Avrupa merkezli bir dünya tasarımı ortaya koyan e, birer artefakt birer e, ürün olarak karşımıza çıkıyor. Yani mesela kuzeydeki ülkeler olduğundan daha büyük güneydeki ülkeler olduğundan daha küçük çiziliyor. Şimdi bunu ben bazı yerlerde anlatınca ya hiç e, böyle düşünmemiştik ya diyorum bak Afrika'nın e, büyüklüğü Kuzey Amerika'dan şu kadar milyon kilometre fazla ama bakın Küçüktür. Afrika Kuzey Amerika'dan daha küçük görünüyor. Yani büyük olmasına rağmen burada ters bir görüntü var Hı. yahut Avustralya güneyde olduğu için Grondland'dan daha küçük yapılıyor halbuki Grondland'ın dört katı büyüklüğünde. Şimdi bu ya biz haritaya güvenemeyeceksek neye güveneceğiz yani demeye başlıyorlar. Şimdi hakikaten burada neye güvenmemiz gerekiyor? Yani sadece harita örneğine demiyorum ama harita bile bizim algımızı Batı merkezli olarak, Avrupa merkezli olarak çarpıtıyorsa burada bizim bütün bu Batı medeniyeti kaynaklı ürünlere ve yaklaşımlara bakışımız nasıl olmalı, neye güvenmeliyiz, nasıl yaklaşmalıyız bu? E, konulara bu eleştirel olarak e, sizden oradan bir başlayalım diyorum bu tabi e, arkasını getireceğiz İngiliz Yahudi medeniyetine kadar gideceğiz ama e, harita hastalığı bende ilkokul 5. sınıfta başladı e, ben aş aşağı yukarı 5. sınıfa değin okumadım hiç kitabı filan sevmezdim yazmazdım Hı. Bu da enteresan. Ee, i̇tirafta bulunayım. Devlet e, sırrıdır bu. Ben birinci sınıfta, ilkokul birinci sınıfta ikmale kaldım. Bir de. Görülmemiş. Birinci sınıfta. Ben orta ikide kalmıştım ama siz daha erkenden başladınız. Ee, birinci sınıf, ikinci sınıfta ikmale kaldım. Üçüncüsünde geçtim. Dördüncü sınıfta kaldım. Beşinci sınıfı gene ikbarsiz bitirdim ilkokulu. Neden ikmale kaldım? E, alfabeyi ezberleyemedim <laughs> ve yazamıyordum. <laughs> yani alfabeyle sorununuz? Orada o zaman. Başladı. Evet. Oradan tamam, başladı. geleceğiz oraya. Evet. Şimdi e, doğup büyüdüğüm yerler açık yerlerdi. O kadar etkilemiş olması lazım ki kapalı yerlerde ben bana afakanlar basardı ve e, beni işte tehdit ederlerdi çok yaramazlık edersen seni okula göndermeyeceğiz diye. Ben de bastıra bastıra ya, ya, yaramazlık ederdim ki gönderdim. keşke göndermeseler. <laughs> <de. gülüyor> Göndermesinler. O kadar nefret ediyordum daha başlamadan işte. Ve başladığım vakit korkunç geldi bana. Kapalı bir mekanda <laughs> 30-40 e, kişiyiz. Ona böyle dimdik otur. Kıpırdama. Geçmiş öğretmen bir şeyler yazıyor tahtaya. Yapmacık her şey suni. Hmm. Hiçbir şey tabi değil. Ondan sonra üçüncü gün kaçtım ben. Pencereden baktığımda arkadaşlarım hayvan otlatıyorlardı ileride bir yerlerde. Kaçtım. Sonra tabi ortaya çıktı benim kaçtığım filan. Akşam hatırı sayılır bir dayak yedim babamdan açtım diye. <laughs> Okul benim için hep dayak yenilen bir yer olarak hmm. aklımda kaldı. Dayakla özdeşleşen. Dayakla özdeşleşen bir şey. Ceza, dayak, ceza, dayak. Bu şekilde. Şimdi e, ben dediğim gibi hiç okumuyorum. Nefret ediyorum okumaktan. Sürekli olarak çıkayım oynayayım. İşte meyve aşırıyoruz. Ondan sonra zamanla top oynamaya başladık. Şu oluyor, bu oluyor filan. 5. sınıftayken babamı Almanya'dan birisi ziyarete gelir ve bir atlas hediye getirirler bana. Hmm. Tanımıyorum o kişiyi bir atlas getirdi. Almanca atlas. O benim harita okuma ve teorik hayatımın başlangıcı oldu kaç yaşındaydım? 11-12 falan olmam lazım. İlkokul son sınıf. E, her şey bende aşırı olmuştur. Öylesine ben ona düştüm ki hmm. sabah akşam gece gündüz o harita, haritaların üzerindeyim. Ezberliyorum. Dağları, bayırları, şehirleri, baş şehirleri, ülkeleri. E, bir yerde de Ansiklopedik bilgiler var, yüz ölçümler, nüfus filan falan. Bunları ezberliyorum. Ondan sonra ee, bir ara bir hadise oldu. Bana beni süre, sürekli sorguya çekiyorlar. İşte falanca ülkenin e, baş şehri neresidir? İşte falanca e, ülkede hangi dağlar vardır? Dağların yükseklikleri filan. Siz de söylüyorsunuz. Ben de söylüyorum, cevap veriyorum. Bir hastalık haline aldım. Enteresan. Evet. Ondan sonra ve o ülkelere gitme arzusu doğdu. Ama hep bu ülkeler Avrupa dışında. Avrupa'yı sevmedim. Avrupa'da belki tek sevdiğim ya Rusya olmuştur. Rusya bana esrarengiz görünürdü. Çok küçüktüm. 6-7 yaşında denize giriyorduk çıktı. diye bir yer var Zonguldak yakınlarında. kumda oynarken bir tahta parçası buldum. Bir sandal. Daha doğrusu tekne. Aramızda en büyük arkadaş 11-12 yaşlarında Tuncer abi. Ona götürdüm dedim ki bak dedim ya dedim ben ne buldum. Baktı böyle. Ha dedi. Herhalde o karşıda bir tane çocuk kaybetmiştir dedi. Ufku gösterdi. Karşı neresi? <laughs> dedim ki o kar oradan dedim sular boşluğa dökülüyor ya dedim. Baktı baktı ya dedi. Sen ne aptal bir çocuksun ve dedi. Ne boşluğu dedi. İlk işittiğim ülke adı Rusya. Hmm. Orası Rusya dedi. Hatta şehrin adını söyle. Odessa vardı. Odessa. Hmm. Ondan sonra e, bir de tabii Rusya'nın şu özelliği vardı. Yasak ülkeydi. Evet. Rusya dediniz mi insanların sırtından soğuk teller akardı. Korku belası. Hatta gençlik yıllarımda da devam etti. Bir İçişleri Bakanımız vardı. Hep tehdit ederdi rahmetli Faruk Sükan. E, bu kış Rusya Türkiye'ye girer. Nedense kışın hep giriyor Rusya <gülüyor> Saldırıyor. <gülüyor> Neyse. Boğaz'dan Rus bandıralı gemiler geçerken millet tedirgin olmuş. Yani üzerinde kiril alfabesiyle yazıldığı zaman. Her şeyler... Rusya ile ilgili evet. her şey tedirgin ediyor canım. Yani Ankara'da mesela oturuyor ben ortaokul liseye giderken. Atatürk bulvarı üzerinde Sovyet elçiliği vardı. Büyük Ankara Oteli'nin karşısında onun önünden geçmekten korkardım ya. Hmm. Karşı tarafa geçerdim, karşı kaldırıma. ne yapacaklarsa Ruslar çekip içeri mi alacaklar ya bilmiyorum. Evet. Her neyse eee harita Eee evet. hayal gücünün ateşleyicisidir. Eee merak olayına saplanmış milletler vardır. Bu milletlerde harita baş köşeyi tutar. Mesela İspanya'ya gidin. Toledo'da, Madrid'de, Salamanca'da Barcelona'yı bilmiyorum, orayı görmedim. Muazzam harita biriktirimleri, koleksiyonları var. Sadece Anladım. harita satan e, Sadece mağazalar. Harita. Yani. Almanya'da gördüm ben onu, İngiltere'de gördüm. Sadece harita satıyor, hı hı. harita dükkanları. E, Vatikan'ın muazzam bir harita arşivi var. Arşivim. Bu bir şey. Bizde harita yok. Yok. Harita bilgisi de yok. E, haritaya merak salan ilk ve son adam cennet mekan Abdülhamit Hanım. İlk ve son adam. Zaten çözemediğim sırlardan birisi <laughs> Abdülhamit'tir. Nasıl bir, nereden çıktı bu adam? Neyin nesidir anlayamadım ben. Dehşet bir şey. Yani şeyde Kuzey Kutbu'nda bitmiş bir hurma ağacı gibidir. Tuhaf bir şey. Kuzey Neyse, Kutbu'nda bitmiş bir hurma ağacı gibi. Evet bu kadar aykırı bir bir kişi. Şey. E, haritaya merakı var. Fotoğrafa merakı var. Dünyaya merakı var evet. adamın. Tüm dünyayı merak eden bir adam kendisi gidemediğinden onu bunu göndermiştir. Resim çekip bana getir demişlerdir. Demiştir. Kitaba yani. büyük merakı var. Evet. evet. Muazzam bir kütüphanesi vardı Yıldız Sarayı'nda. Sonra onu Allah'tan kütüphaneci kurtarır. Barbarların tasalludundan. Kütüphaneye basacaklardı da adam e, mekanı cennet olsun unuttum Hı. şimdi o kütüphane müdürünün e, ee, eşiğe yatmış benim cesedim basmadan geçemezsiniz demiş falan filan falan. Neyse şimdi bunlar bahsi diğer şeyler. <laughs> A, harita evet. dediğim gibi şeyin e, merakın eşiğidir. O kapıdan geçmeden e, merak binasına giremezsiniz. E, teoriktir harita. Biraz evet. önce dediğiniz gibi gerçeği e, yansıtmaya yöneliktir. Ama insan her vakit gerçeği çarpıtarak yansıtır. Hmm. Hiçbir zaman gerçeği olduğu gibi veremez. Kendi süzgecinden geçirir. Haritada böyledir. Dediğiniz gibi... Avrupa'daki haritalar merkezi Avrupa'ya. Avrupa. Bunu ben Çin'e gittiğimde fark ettim. Ha. bastığı haritada ortada Çin vardır. Her şey arzidir. Çin ortada. Öbürleri Amerika yaptı. bu tarafta. Evet. Şeyi evet. bu tarafta. Avrupa bu tarafta. Niye Buna bu... şimdi hocam algı yönetimi son dönemlerde bir algı yönetimi kavramı oluştu. Yapılan pek çok işte aslında bir alt metin planlanıyor. Şimdi sizin anlattığınıza bakarsak bu onlarca yıl önce zaten haritalar üzerinden başlamış. Haritalar üzerinden insanlar dünyanın merkezine kendi ülkelerini koymaya başlamışlar. Bir fotoğraf hafızası oluşturuyorlar. Doğru mudur hocam? Evet. Doğru. E, bu ille de kötü niyetle yahut da başkalarının algılarını etkilemekle ilgili olmayabilir. İster istemez, insiyaki olarak insan bunu yapabilir. Ee, bulunduğunuz yer merkezdir. Yüz yıldır ben bunu tekrar eder dururum. Bulunduğumuz coğrafya, Orta Doğu, Yakın Doğu filan falan değildir. Kime göre bu böyledir? Londra'dan baktığınızda bu böyledir. Nasıl biliyor musun? Biz burada yaşıyoruz ya. Nasıl bize yakın doğu olur burası? <laughs> yani olacak iş mi bu? Yani Orta Doğu'da yaşayan birisi kendisini niye doğunun ortasında görmüş olsun? Mi? Yani mantığı var mı? Londra'dan baktığınızda evet Japonya, Çin, Kore bilmem ne uzak doğudur. Gayet tabii. Ondan sonra işte ne bileyim ben Hindistan filan falan buralarda Orta Doğu olabilir. Buralarda yakın doğudur. Ama benim yakın doğum olmaz burası ya. Orta doğum olmaz. Üstte i̇şte yaşıyorum ben buranın. Hı hı. Ondan sonra hatta batıya baktığımda da İngiltere mesela uzak batıdır benim için. <laughs> evet. Ort, ondan sonra işte ne bileyim ben ee, Sırbistan'da, İtalya'da bilmem ne, Orta Avrupa falan gibi gelir. Ve nihayet Bulgaristan, e, Yunanistan yakın batı. Bu, bulunduğunuz zaviyeden ama bizde e, kültür şahsiyeti olmadığından kültür kişiliği bu sınıflamaları, bu ayı, ayırımları yapmıyoruz, yapamıyoruz. E, medeniyeti çok önemli bir parçasıdır. Kültür kişiliği. E, medeniyetimizi inkar ederken en önemli kayıplarımızdan biri de bu kişiliktir. Mesela biz özgün bir biçimde ülkeleri adlandırırdık Polonya Lehislan derdik mesela Evet niye bıraktık Polonya diyoruz Habeşistan derdik niye bıraktık Etopya oldu Peki. Hı hı. bunun biz bize na şeyler vereyim örnekler sıralayayım da bize mahsus evet. adlandırmalardı e, ee, burası bulunduğumuz yer Rumeli'dir. Bugün onu unutuldu. Burası Avrupa yakası oldu. Niye? <laughs> ne acayip bir şey. Bu. Ya. Yeah. Burası a, a, Rumeli yakasıdır. O taraftak Anadolu yakasıdır. Asya yemezdik. Asya Avrupa bizim şeyimizde yoktu. <laughs> Dünyamızda bizim e, söz dağarımızda yer almaz. Bunlar hepsi sonradan ithal olmuş şeyler. Şimdi Ege Ege denizi diye bir deniz icat ettik. Adalar yani denizidir o. Adalar denizi. Yunanların kullandığı Ege denizi Tabii. işte İyon denizi oradan geliyor. Şu anda evet. işte Ege bölgesi diye bir bölgeden bahsediyoruz. Yani ne alakası var? Yani mesela bir Türk kafasıyla. Yunanistan ile... dediğiniz şimdi Grek deniliyor. Grek sanatı, Grek felsefesi, Grek bilmem ne. Yunan'da bu ya. Petrus. Niye Grek oluyor? Yani adlandırmalar bizim o e, mesele üzerindeki zihniyetimizi de şekillendiriyor. Aslını inkar ediyorsun. Hı hı. Hani derler ya aslını unutan domuzdur. İşte öyle bir domuzlaşma var <laughs> açıkçası. Evet. Peki yani bu... E, Avrupa merkezli bakışın şeyini şimdi elimde bir kitap var. Onunla ilgili hep bu Nazi döneminde bilim diye rastgele bu kitabı elime almıştım. Şimdi bu Nazi daha sonra Nazileşen bu Philip Lenard diye bir fizikçi var. Evet. 1905 yılında da Nobel fizik ödülünü almış bu adam. Fakat bu adamın bir derdi var. Yani şimdi hocamın söylediklerini burada biraz daha iyi açabilmek için yani çok güzel onu belirtti bulunduğunuz coğrafya sizin zihniyetinizi ve hani kasti olmasa da dünyaya bakışınızı biçimlendiriyor dedik siz de bunu yaptınız şimdi Lennart'ın mesela şöyle bir tezi var Alman bilimi diye bir şeyi e, önemsiyor ve eskiden beri İngiliz bilimine bağımlı olduğunu söylüyor ve İngiltere'yi artık geçmişindeki büyük kişiler, Shakespeare'ler, Newton'lar, Faraday'lar yönetmiyor. Almanlar İngilizleri taklit etmekten vazgeçmeli ve kendi kimliklerini aramaya başlamalı ve bir Alman bilimi vücuda getirmeli. Bu daha sonra Nazi bilimine e, dönüşüyor. Şimdi burada mesela Hı. bu Almanların özellikle Avrupa'da geç dönemde uyanışa geçmeleri ve az önce bahsettiğiniz o kültür şahsiyetini oluşturmaları süreci çok dikkate değer bir hamle. ben yani bizim de iyi tanımamız gereken bir hamle. Ve bugün bizim yaşadığımız bu krize de belki bir ayna tutabilir. Onu isterseniz bir sizden dinleyelim. Çünkü o coğrafyayı da çok iyi bilen ve tarihini <laughs> de iyi bilen bir şey. Nasıl oldu da bu Alman şahsiyeti ve o kendisini diğer Anglo- İngiliz ve Fransız etkisinden kurtarıp kendi kimliğini oluşturmaya sevk edebildi. Ee, Avrupadaki Orta Çağ'dan çıkıp yeni Çağ'ın devrimini yaşayan ve yaşatan kültürlere Almanların intisabı geç olmuştur. Başı çeken Fransızlar ile İngilizlerdi. Öncelikle tabi İngilizler. Ee, İngilizler erken bir çağdan itibaren yani yeni çağın erken günlerinden başlayarak imparatorluk olarak temayüz etmişlerdir. Ve gelmiş geçmiş en büyük imparatorluğu kurmuşlardır. Güneşin batmadığı imparatorluk. Bütün kıtalara Kıtalarda İngiliz'i görüyorsunuz. Ee, İngiliz gittiği yerlerde İngiltere'yi inşa ediyor. Yeni İngiltereler kuruyor. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Kanada'da, ABD'de, Kanada'da hep hep İngiltere. Hindistan'da. Yani Hindistan'da tabii büyük bir medeniyet var. Oraya yamanıyor. Onu etkiliyor. Bunun açık örneğini mesela Malezya'da gördüm. Ne kadar e, değiştiriyor oranın şartlarını kendine göre. Hı hı. Evet. Almanya <laughs> bu kervana çok geç bir çağda başlıyor, giriyor. E, bu bir. İkincisi imparatorluk olamıyor. Hep imparatorluk hasretini. Özlemini çekiyor ama imparatorluk olamıyor. Bu sözüm ona bir şey vardır. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu filan. Ne kutsallığı vardır ne e, Romalılığı vardır ne de imparatorluğu vardır. Derme çatma saçma sapan bir şeydir o. Bunun yarattığı bir kompleks var. Ee, ben Ben olayım doğru bir kişiliğim olsun doğru. Ama bu önemli ölçüde kendinden olan bir şey, kendiliğinden gelişen bir olaydır. Yani ben şunu olacağım diye taklalar atarak yapmaya kalktığımda çığırımdan çıkarım, aşırılaşırım. E, çirkin bir kadının güzel olacağım çabasına benzer bu. Orasını boyar, burasını bilmem ne yapar. Yahut yaşlanınca genç göreceğim e, çabasına girer. Estetik ameliyat olur. E, olur. E, gülünç duruma düşer. Bunun benzerini kültürlerde görüyoruz. E, nazilik böyle bir olaydır. Hı. Alman bilimini yaratacağım. Olmaz öyle bir şey. E, Alman felsefe bilimi kendiliğinden ortaya çıkmışsa İngiliz'inki gibi işte İslam'ınki gibi Yunan'ınki gibi çıkmışsa çıkmıştır. Oturup da bir iltizam alma felsefe bilimini yaratacağım çabasına girmek 60 yaşındaki kadının 30 yaşında görünmeye kalkması gibi bir saçmalık. Erkeklerden de olur yani hanımlar şimdi dinlerken diyecekler ki <laughs> e, niye ille kadınlardan <laughs> örnek veriyor doğru haklılardır olabilir Tabii ben erkek açısından baktığımdan e, kadınlarda görüyorum e, o peki öyle olsun diyelim. tamam e, <laughs> e, nazilik zaten yani nasyonel sosyalizm dediğimiz e, ideoloji zaten Geç kalmışın araya kapatmak istemesinin e, aşırı bir tezahürüdür. Bir komplekstir, hastalıktır. Birbirine zıt iki görüş var ki ikisi de eşit derecede sapıktır. Biri nasyonal sosyalizm öbürü de kosmopolitizmdir. <laughs> kosmopolitizm, ben dünya vatandaşıyım. Benim e, memleketim, milletim, işte bağlı bulunduğum bir kültür yoktur. Ben bütün dünyayla hem hal olmuşum, bütünleşmişim. Türünden bir zırvadır. Nasyonal sosyalizmin tam tersidir. Nasyonal sosyalizmde de her şey benden sorulur. Benden başkası yoktur. Bir de buna bir de buna e, muhayyel bir e, şeyi bağlar. Takıntı. O da ırktır. Kavimdir. Hı. Böyle bir, bir olay yok. Yani insanların içinde e, başlı başına e, biyolojik bir olay olarak bir kavmiyet hadisesi yoktur. Kavmiyeti ben etnisite olarak kullanıyorum. E, etnisite de, demektir. Ee, Türkçesi kavmiyet. Ondan sonra her işte bu bu da, bu da mesela bize hmm. tukaka edilmiştir. Varsa yoksa etlik vardır. Etnisite vardır. Niye işte kavmiyet bunun Türkçesidir? Bu kadar basit. Evet. Ee, daha da Türkçesini istiyorsanız budun eski Türkçesi, Göktürkçede filan falan budun deniyor. Neyse şimdi onlar bir tarafa e, <laughs> bu demin, demin dediğiniz olay e, çok tipiktir. 20'lerin, 30'ların e, patlaması infilakıdır. Bunun yansımaları bizde de olmuştur. Tam onu söyleyecektim hocam. Yani siz bir zehir diye tanımlıyorsunuz kavmiyetçiliği. Bir de şöyle diyorsunuz. Türkçülük davası güdenlerin pek çoğu Türk değildi. <laughs> Şimdi eğer böyle bir saptama yaparsak o zaman bu işin altında çok daha farklı meseleler var demektir. Ya siyasi bir hinlik vardır. Ziya Gökalp'in hocası ne, neydi siz hatırlayın. Hüseyin Zade Ali. Hayır. Yahudi olan. Cemil şey, <laughs> Durkay. Hayır -tür hayır. Türkiye'deki. Ya şeyi. Yahu... E... Mois Mo Mois Cohen. Mo Mois Cohen. Mo Mois Cohen. Mo -Mois Cohen. Evet. Onun neydi Türkçe adı da vardı. Muniz Tekin Alp. Ha, Tekin Alp, Tekin Alp evet. Şimdi orada ben bir kötü niyet ararım. Başka olaylarda da bir kompleks, bir hastalık var. Ee, yaranmak istemek. Yani o millete yaranmak için o millete yağ çekmek babından işte ben ben e, 8-10 bin yıllık Türküm filan karışmamış bilmem ne yapmamış filan Ol, olmayacak işler. Yani bu e, nazizm'in ari ırk e, teorisinin bir yansıması. benzeri yansıması değil mi? Yansıması. E, tabii bizde sadece 1930'ların olayı değil. Bu daha da geriye giden bir olay. Ee, biliyorsunuz 1880'lerden itibaren yani Abdülhamit döneminde Almanya'dan hocalar getiriliyor buraya. Başta Harbiye'ye. Almanya'da bu hastalığın tezahürü Napolyon Fransız'ının işgalinden sonradır. 1000 anhası minhasıyla 1815'ten itibaren Almanya'da aşırı bir milliyetçilik furyası patlar baş gösterir. İşte bunun e, felsefi e, çerçeveleri çizilir. En başta büyük Alman filozofu Fichte Alman milletine e, nutuk efendim nutuk nutuk evet gibi. Böyle oradan başlar bu iş. Ee, <laughs> ve 1800'lerin sonlarında e, hat safhaya ulaşır. Ve o adamlar buraya gelirler. Bireyler gibi milletlerin de kendilerine mahsus bir takım özellikleri vardır. Bazı milletler Yine kişilerde gördüğümüz gibi daha kurnazdır, zekidir, yahut akıllıdır, saftır. Şimdi Almanlar'da e, önemli ölçüde bir saflık vardır. Saf dillik vardır. Ve kolayca aşırılığa kaçarlar. İngilizlerin tam tersi. Hı. İngilizler Hinoğlu indir. Hesapçı. Hesapçı. Yahudiler gibi. Çok benzerler birbirlerine. Hiç aralarında kavmi bir bağlantı olmamakla birlikte benzerler. İngiliz Yahudi medeniyeti orada birleşiyor <laughs> değil mi? Evet. Ondan sonra bu adamlar buraya geldiklerinde harp okulundan başlamak üzere daha sonra işte tıbbiye geçmişlerdir. Mülkiyeye gelmişlerdi filan ama ilk girişler harbiyedir bize çünkü en önemli tutamağımız harptir ordu ordudur oraya gelirler ve o e, kafa yapılarını aşılarlar buraya ayak uydururlar yani burayı Almanlaştırmaya girmezler ama zihniyetlerini Türkleştirmeye gayret ederler. Ve e, Türk milliyetçiliğinin ateşini yakarlar. Öbür tarafta da bunu kullanmaya yatkın başka bir unsur vardır. Onlar da Yahudilerdir. Hocam Yahudiler dedik. İsterseniz küçük bir ara verelim. Tam buradan kaldığımız yerden Yahudilerden dönüp dolaşıp hep bir e, Yahudi gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Oradan devam edelim isterseniz. Evet. Eyvallah. Efendim, tarih özel kısa bir aradan sonra devam edecek. Efendim gündem özel tarihten e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, Profesör Doktor Teoman Duralı hocamız ve Mustafa Armağan hocamız stüdyomuzda ve aradan hemen önce <laughs> Teoman Duralı <laughs> hocamız Yahudiler dedi ve şimdi gerçekten çok önemli meselelere e, artık girmeye başladık. Hocam buyurun. Ee, şey dedik ki bu bize milliyetçilik e, aşırı milliyetçilik yahut da milliyetçilik iyi bir deyim değil. Kavmiyetçilik mikrobu nereden bulaştı? Dedim ki 1880'lerden itibaren Almanya'dan harp okulunda gelen Alman subaylar ülkelerinde yükselişte olan kavmiyetçiliği bize aşılamaya başladılar. Bunu Bir çeşit iç yaptılar. Yani bir iltizam böyle bir şey düşünmediler. O kendi kafalarındaki e, ruhlarında taşıdıkları anlayışı e, harp okulu talebelerine zerk etmeye başladılar. İşte nitekim bunlar arasında Enver Paşalar var, e, Mustafa Kemaller var, şu var bu var filan. ya yani 1890'larda 1900'lerin evet. başlarında vesaire bu 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 kişiler yer alıyor. Eee <laughs> fikrini farklı bir yönden bize aşılayan diğer unsur Yahudiler olmuşlardır. Fakat onların maksatları değişik e ee, bizde bırakın kavmiyetçiliği milliyetçiliğin gölgesi bile yoktu. Böyle bir olay yoktu. Böyle bir anlayışın e, zerresi yoktu. Bizde olan hakim görüş ümmetçilikti. İslam bütünlüğü İslam e, milleti diyelim. Hı hı. meseleydi. İslam milleti. E, <laughs> bu birliği imparatorluğu parçalamanın yolu kavmiyetçiliğin sokulmasıyla mümkündü. Çünkü siz Türkçülük dediğiniz zaman orada Bulgarcılık, Yunancılık, işte Arapçılık. Sırpçılık, Arapçılık, Kürtçülük ve ilahir devam ediyor. Öncelikle tabi Hristiyan unsurlar üzerinde çalışıldı. Başta Yunanlılar olmak üzere Yunanlılarda Yunanlılık diye bir şey yok. Bunlar kendileri Rum kabul ediyorlardı. Yani buna ben e, kendi hayatımda tanık oldum. Rumların kendilerini Sadece Rum olarak gördüklerine tanık oldum. Kapalı çarşıda çalışıyordum, dükkanda ee, sahibi Rumdu. Ben de o vakit fakültede Yunanca derslere devam ediyordum. İşte o ilk gençlik yıllarının ve yeni öğrenmenin heyecanıyla filan e, Yunanca metinler okumaya çalışıyorum. Eflatun'dan, oradan, buradan. Bir gün gittim dedim ki Rumca'da Mastori diyorlar ustaya. Mastori dedim. Bak dedim ben sana dedim Yunanca bir şey okuyacağım dedim. Otur din şöyle bak. Nedir dedi. Platon'dan bir şey okudum. Bir parça okudum. Hiçbir şey anlamadım dedim. E, Al sen bak dedim baktı. Ya ben de okuyorum. Yani okuyamıyorum bunu dedi. Ne ne dediği anlamıyorum. Usta dedim. Nasıl olur ya dedim. Bu Yunanca dedim. Sen Yunanlı değil misin? Haşa dedi. Ne Yunanlısı dedi. Biz Rumuz dedi. Romaika Bu kim dedi? Eflatun. Ya, Platon. <laughs> Bu Efendimiz'den önce mi yaşamış sonra mı? Efendimiz dedi Hz. Hı -hı. İsa. Hı -hı. Önce yaşamış. Oğlum dedi götür bunları dedi. Bunlar dedi kafir dedi. Bu dükkana sokma bunu. Dükkanın uğrunu <laughs> <mı> bozuyorsun dedi. <laughs> Fundamentalist yani. <laughs> Fundamentalist tabii. Ondan sonra son derece sıkı ortodoks. Hı -hı. Bir daha dedi görmeyeceğim buraya bunları soktuğunu dedi. Oo. şeyimizi ki yani uğrumuzu alıp götürüyor bu dükkanın hayrını bırakmıyor deme getirdi filan neyse ee, daha sonra ben hatta Yunanistan'dan gelen kişilerle de bunu konuştum dediler ki bizde dediler böyle bir şey Helen diye bir olay yok yok hmm. bize bunu 18 19. yüzyılın başlarında Fransa'dan İngiltere'den gelen misyonerler soktular. Hmm. Siz helensiniz. Siz büyük bir medeniyetin varisiniz. Bu barbarların nasıl boyunduruna girersiniz? şeklinde. Hatta Yunanlılardan kalma eserleri de kullanırlarmış. Ee, yani evlerini filan inşa ederken kırar, getirir. Onu e, bizde olduğu gibi hı hı. kullanıyorlarmış. Yani onlar için zındık zındık bile değil kafir. Bu Hristiyanlıktan önceki medeniyet kalıntıları kafirliğin bir şey tezahürü küfrün bir tezahürü şeklinde ya çok benziyor bu bakımla evet, evet. önce onları ayırdılar zaten oraya bunu zerk ettiler bu kavmiyetçi milliyetçi anlayışı ondan sonra da tabi dediğiniz gibi bize bu verilmeye çok var. benzeri bir şey var hocam benim çocukluğumda çok dikkatimi çeken bir şeydi. Tarsus Amerikan Koleji. Ha. Yani Tarsus çok evet e, e, ne diyelim geçmişi çok önemli efendim kültürel değeri çok yüksek bir beldemizdir ama e, küçük de bir yerdir. Oraya neden Amerika gelir de bir kolej açar? Bu beni hep şaşırtmıştı küçükken. Sonra onun bir örnek olmadığını e, pek çok örnek olduğunu Anadolu'da evet evet olduğunu. Ee, öğrenince ha bunun demek ki alt metni başka bir yere e, temas ediyor diye düşünmüştüm. Şimdi Balkanlar'da benzeri şeyleri yapmışlar. Efendim Arap coğrafyası yani İslam coğrafyası o bölgede de yine böyle faaliyetleri var. Nihayetinde bu nelere sebebiyet verdi hocam? Hayır, ayrılmalara tabii parçalanmalara ayırmıştı. E... Araplara ne vaat ettiler? Türklerden kurtaracağız ee, bir devlet olacaksınız Büyük dediler. Büyük bir Arap krallığı kuracağız diye. Ve bin parçaya ayırdılar. Hı hı. Yani bu bugün Araplar kadar parçalanmış kim var ki? Balkanlar var. Balkanlara da aynı şeyi vaat ettiler. Bin parçaya ayrıldılar, bölündüler. Yani ekmeği keserek, bölerek yemek başka şey bir bütün halinde elinize düşmesi ya yemezsiniz zaten hı hı. mutlaka bölmeniz lazım bunun gibi evet. yani çok basit bir e, siyasi oyun şimdi biz bunları konuşurken e, Türkiye'de Türkiye'deki terör insanın aklına geliyor Çünkü biz temelini konuşuyoruz nihayetinde şu an sonucu belki işte bu bahsettiğimiz terör hadiseleri Efendim Libya meselesi var işte Kuzey Suriye meselesi var. Aslında en temelinde belki de nedenlerden biri bu bahsetmiş olduğunuz ırkçılık, kavmiyetçilik, milliyetçilik meselesidir diyebiliriz. Hocam ne dersiniz? Evet, yani bu Osmanlı'nın o ümmetçi ve İslam milleti ya da şimdi diğer milletlere de bakışı bu, bu eksende. Yani din eksenli bir bakışı var ve birçok insan mesela bunu bugün tarihçiler çok şaşırıyorlar çünkü Osmanlı uygulamasında bir insanın hangi milletten olduğu hiçbir zaman bir ehemmiyet arz etmiyor. Yani Azade Sinan Paşa işte Cağaloğlu semtine ismini veren Cevrazade nedir? Bir İtalyan denizci. Bu bir Şekilde Osmanlı'ya geliyor ve Osmanlı bunun ne kadar iyi bir denizci olduğunu görüyor vesaire falan. Geliyor bizim kaptan derya oluyor. ve hı hı. Bir de İstanbul'un göbeğinde bir semte ismini verecek kadar da oraya yatırım yapıyor. Yani hiçbir zaman bu ırk meseleleri, etnisite ya da kavmiyet meseleleri Osmanlı için önemli olmadığı gibi. Bir de ayrıca bir başka farklılığı şurada karşımıza çıkıyor. Her milletinde kendi milli hususiyetlerin milli burada dini anlamında hususiyetlerini koruması için e, devlet burada bir hakem rolü ve bir e, adeta kollayıcı onu koruyucu müzaheret e, ediyor Hatta mesela bunu İzmir Yahudileri üzerine bir kitap yazılmıştı orada okum yani mesela şöyle uygulamalar var İzmir'de bir zengin Yahudi ile fakir Yahudi arasında bir alacak verecek meselesi olduğunda fakir Yahudi bunu normalde haham başına, İzmir'deki haham başına götürüp orada kendi mahkemesinde bunu e, görmesi lazım bu davayı. Fakat uygulama şöyle oluyormuş hocam. Fakir Yahudi haham başının zengin Yahudi'yi kollayacağını bildiği için <laughs> bunu götürüyor kadıya davayı. <laughs> ve kadının adaletine güvendiği için kadıya şey yapıyor ve bu ee, dava kadının önüne geldiğinde şöyle bir enteresanlık daha var. Kadı soruyor, seni Yahudi hukukuna göre mi yargılayayım, İslam hukukuna göre mi yargılayayım? <laughs> Şimdi bu gerçekten çok şaşırtıcı bir şey. Yani ve İslam hukukuna göre yargılayayım derse ne bileyim İbn Abidin'in <laughs> şeyinden bir istifalarından bir cevabı. Yahudi hukukuna göre yargılamayı isterse o zaman Yahudi danışmanlarına soruyor. Bu böyle bir şey var. Nasıl çözüyorsunuz bu işi anlatıyor ve kadı da buna göre hüküm veriyor şimdi bu ne kadar muhteşem ve hocamın bir hiç haz sistemin... etmediği demokrasi e, kelimesinin aslında ne kadar doğal e, karşılığını bulmuş e, ecdadımız e, yani evet. şimdi bir zorlama bir demokrasi 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 deniyor böyle yani, bir kavram yüceltiliyor falan. deyip de yapamamak bu, ama bir de... burada doğal bir karşılığı var yaşanıyor eee Size anlatmıştım ben Doğu'da görevliydim Elazığ'da Eyvallah. hocalı gidiyordum 82 ile 4 arasında tarihçi arkadaşlarımız yanlış hatırlamıyorsam Diyarbakır şey defterlerini ne defterleri durunlar Şer'iye sicilleri sicilleriniz Şerif sicillerini, şer -sicillerini, şer -sicillerini e, araştırıyorlar inceliyorlar okuyorlar işte bugünkü dile tercüme ediyorlardı. Çok iyi bir işi görüyorlardı arkadaşlarımız. Orada şöyle bir hikaye geçiyor. 1500'lerde olması lazım. İki komşu Müslüman kavgalı. Ee, adamlardan biri hayvanlarını komşusunun arazisine sokup otlatıyor. O da birkaç kere gelip uyarıyor. Yapma diyor, sokma diyor. Bu devamlı bu işi yapıyor. Yani bu hayvanları sokuyor şeye, öbürün otlarına. <laughs> Sonunda mağdur olan tepesi atıyor. Aynen şunu söylüyor. Ulan bunu bir daha yaparsan Kaynananı çıplak ata bindiririm diyor. Yahut eşeğe bindiririm. Diyor. <laughs> bunu söylüyor. O da bunu büyük bir hakaret kabul ederek kadıya şikayet ediyor. Olaya e, tanık olan bir Ermeni var. Komşuların arasında Ermeni de var. Kadı Ermeni'yi çağırıyor. Diyor ki böyle böyle dedi. Doğru mu diyor. E, Ermeni Yemin babından Müslüman olam ki dediği doğrudur. <gülüyor> 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 ve kadı bunu do şey kabul ediyor. Geçerli kadı, bir yemin kabul. olarak kabul ediyor. <laughs> ve Çok ilginç. Bunu ilk defa duydum. E, suçlu şey yapılıyor. Tescil ediliyor suçu. Yani bu e, hakaret eden şeyse. Şimdi e <laughs> Bu derece bu hoşgörü diyeceğimiz olay doğal. Cereyan ediyor. Ya ben hoşgörülü olacağım, ben aydınım, ben bilmem neyim falan gibi bir saçma sapan şey yok. Çok doğal, olağan bir havada yürüyor. E bunun da sebebi şu. Yani Hristiyan yahut da işte Müslüman, gayrimüslim ayrımı yapılmıyor. Yine Hoşgörüden hareketle değil, ee, idarenin hakim olduğu coğrafya Darül İslam. Onun içinde Müslüman da vardır, olmayan da var. Ve herkese herkese e, eşit muamele de bulunmak zorunda. Darül İslam olmasından ötürü. Olayın ee, püf noktası bu burası burasıdır yani Darül İslam'da olup da Müslüman olmayana sen gayrimüslimsin. sana ben daha farklı şekilde davranırım derdi yok o demin verdiğiniz örneğin çok öncesi var Peygamberin zamanında evet. geçen bir şey ee, Yahudilerin arasında bir şey oluyor. Zina olayı baş gösteriyor. Ve Yahudilerin önde gelenleri Hazreti Peygamber'e bere başvuruyorlar. Diyorlar ki böyle böyle bir zina olayı var. Biz ne yapacağız? Ne diyorsun buna? Çünkü devletin başı peygamber. Medine'nin başı. O da diyor ki kitabınızda ne diyorsa onu uygulayacaksınız diyor. Evet. Tevrat'ta rejim var. Rejim Kur'an'da yok ama Kur'an'da rejimden bahsetmiyor. Şimdi Müslümanlıkta rejim oldu mu oldu? Neye dayanarak bu rejim yapıldı e, oldu? Kur'an'da olmamakla birlikte yine bir e, ilahi bir metin ya da işte kitap kabul edildiğinden, Tevrat'ta olmasından ötürü müdür? Bunun yapılması bu hep tartışma konusu olmuştur. Evet. Bizim Osmanlı tarihinde de galiba iki kere oluyor rejim. Evet çok nadir. Çok nadir iki kere oldu. En, en, en sonuncusu 1600 bilmem kaçta evet. cereyan etmiş bir şey. şimdi Çok yıllar önce sizin e, bir kitabınızın yayıncısı da olma evet. e, şerefinden ayrı oldu. Rica Bu, İngiliz Yahudi Medeniyeti evet. diye önce küçük bir kitaptı sonra o büyüdü, e, evet. gelişti olgunlaştı. Şimdi orada sizin bir teziniz vardı. Yani bu Batı medeniyetinin ve onun o ortaya koyduğu performansın aslında bu İngiliz Yahudi medeniyeti dediğiniz bir çerçeveye oturduğunu söylüyordunuz ve bunu daha sonraki yıllarda geliştirdiniz. Şimdi onu isterseniz bir sizden dinleyelim. Ondan sonra bu Osmanlı ve Osmanlı'nın dağılışı sürecini bu ışık altında yani Osmanlı neye karşı direniyordu, ne olmamak için direniyordu ve o olmayışın bedelini nasıl ödedi, onu konuşalım ama şu çerçeveyi bir sizin medeniyetler e, sıralamasında. Evet, ee, bu bana ait bir görüş yani şunu için söylüyorum, övünme babından söylemiyorum, ee, yanlışı hatası tamamıyla bana ait, o anlamda söylüyorum kimseye bağlamıyorum. Ee, orta Çağ Hristiyan medeniyetini deviren ortadan kaldıran ve yerine geçen din dışı yeni çağ Avrupa medeniyeti. Bu aşağı yukarı 16. yüzyılın İkinci yarısında başlar, 17. yüzyılda hızlanır, 18. yüzyılda da zirve olur, zirveye ulaşır. Yeni çağ din dışı Avrupa medeniyetinden doğan, oradan neşet eden İngiliz Yahudi medeniyeti bu çok belirgin bir olay olarak gelişiyor. Yani bir spekülasyon değil, bir masal değil. 1496'da Portekiz'den kovulan Yahudilerin bir kısmı, 92'de İspanya'dan kovuluyorlar, 96'da Portekiz'den. Portekiz'den çıkan Yahudilerin bir kısmı, Kuzeye hmm. gidiyorlar. Kuzeye yöneliyorlar. Fransa üzerinden <laughs> o zamanın en açık en hoşgörülü ülkesi durumunu gösteren ve zengin Felemeng'e geliyorlar. Hmm. Felemeng Hollanda Flaman ülkesi bütünlüğüdür. <laughs> Bugün Belçika iki unsurdan oluşuyor. Evet. Flamanlar ile Valonlar. Bu Flamanlar ile Hollandalılar aynı milletin parçaları. Hmm. Hollandalılar ile Flamanlar bu ülke o zaman bir, bir bir bütündü. O ülkeye geliyorlar, o ülkeye yerleşiyorlar. Sonra bir kısmı yükselen bir yıldız olan İngiltere'ye geçiyor. İngiltere'nin yükselişi hem İngilizler sayesinde olan bir olay. İngilizlerin kendisi ee, 1500'lerin ortalarından itibaren 1. Elizabeth döneminde hı hı. müthiş bir e, ivme kazanıyor. Ee, girişimcilik var. Müteşebbislik var İngilizlerde. Ama yeterince bilgi ve para yok. Bu bilgi ve parayı bir ölçüde sağlayan Masonların öncüsü sayılan gerçekten öyle midir değil midir o belli değil ama böyle bir e, anlayış var tapınak şövalyeleri hmm. İslam aleminden kovulan kaçan şeyler e, tapınakçılar işte Fransa'ya geliyorlar çünkü Fransa Orta Çağ ve Yeni Çağın başlarında Avrupa'nın e, yıldızı durumundadır. Bunların da birçoğu Fransızdır zaten bu tapınakçıların. Fransa'ya geliyorlar ve sonra e, yakışıklı Filip döneminde 1300 küsurlarda kovuluyorlar. Fransa merkezci bir ülkedir. Üniter bir devlettir. Hı hı. Ve e, devletin içinde devletin oluşmasına göz yumulmaz öteden beri. Bunlar böyle devletleşme emaresi gösterince büyük cıngar çıkıyor filan bunlar kesiyorlar biçiyorlar bilmiyorum yakıyorlar falan e, yakıyorlar bunlar İngiltere'ye kaçıyorlar İngiltere'de hüslü kabul görüyorlar bunlara ek olarak Yahudiler geliyorlar Portekiz'den çıkan ve bu Yahudiler tabii çok bilgili adamlar ondan sonra e, paraları da var yanlarında götürüyorlar paralarını ve <laughs> İngiltere patlıyor. Ha. Bu ittifakın bu imzalanmamış olan ittifakın izdivaçtı diyebilirsiniz. İlk e, deneme tahtası ABD oluyor. E, <laughs> Yahudiliğin çok önemli bir özelliği bütün insanlara gelen Dini kendilerine mal etmeleridir. Yani hmm. milli e, bir din evrensel olması lazım gelen bir dinken Yahudilik Yahudi zaten dinin adıdır, kavmin adı değil. Ama o kavim bu dini o derece benimsiyor ve tekelini alıyor ki sonunda dinin adıyla anılmaya başlanıyor. Hmm. Bir iki dil var. O kavmi kendi adıyla anan Mesela İtalyanca'da Ebrei deniliyor. İbrani. O doğrudur. Ee, Yahudi kavme teşmil edilmesi yanlıştır. Yani e, mesela işte Türkiye İslami yahut Müslüman denmesi gibi millet mabında. Her neyse. Uzatmayalım biz lafı. Kendi tekellerini alıyorlar. alıyorlar. Benzerini İngilizler yapıyorlar. Hmm. Katoliklikten ayrılıp katoliklik çünkü evrenseldir. Hiç hmm. orada bir onda bir şüphe falan yok. Gerçekten evrenseldir. Müslümanlık gibi. Hmm. Katoliklikten ayrılıyorlar. Anglikan kilisesini kuruyorlar ve Anglikan kilisesi millidir. Hmm. Hmm. Milli bir din inşa ediliyor. E <laughs> Hristiyanlık çok e, karmaşık bir olay. Böyle 3-5 kelimeyle Hristiyanlığı özetleyemezsiniz, anlatamazsınız. E, birincisi çıkış noktası çok tuhaftır. Yani Hazreti İsa'nın getirdiği din değildir bildiğimiz Hristiyanlık tarihi Hristiyanlık. Ee, <laughs> Paulus ile şeyin e, neydi öbürünün adı? E, iki, i̇ki kurucusu vardır birisi Peter. Ta, Petrus ile Paulus. Evet. ceddinize rahmet. Petrus ile e, şeyin Paulus'un Paulus. Paulus imalidir. Ve burada bu Hristiyanlıkta e, Yunan Roma zihniyetinin ağırlığı çok belirgindir. Ee, İsa'nın vahdet vahiy anlayışının yerini Yunan e, Roma zihniyeti almıştır. Ama evrencidir. Bütün evrene yani cihan şumuldur. Anlayış babında. Bunu İngiliz, İngilizleştiriyor. İngilizleştiriyor. İki, iki e, sütunu vardır Hristiyanlığın. Ahdi Atik Yahudilerin dinidir. Tevrat dedikleri. Ahdi Cedid Hazreti İsa'nın getirdiği din olarak. Görüyor. Yani eski ahit yeni ahit evet. dediğimiz. Eski, evet. Eski ahit yeni ahit. Eee Alman protestanlığı ve katoliklik yeni ahit yani ahdi cedi de ağırlık verir. Ahit atiki biraz geriye iter Yahudi dinini. Buna karşılık Anglikanlık ahit atiki öne çıkarır. Ve e, Anglikanlık ...dan türeyen mezhe, mezhep... ...mezhep tarikatlar... ...son derece... ...Yahudicidirler. Hmm. İşte şimdi mesela... ...Evangelistler tam falan onu, var. Tam onu diyecektim. Şimdi Amerika'daki son dönemde... ...yükselen güç... ...Evangelizm'de... ...İngiltere'deki Anglikan Kilisesi benzeri bir... ...ve sonrasındaki... Onun, onun bir uzantısıdır. Evet. Yani onlar... ...tarikattırlar. Hı hı. Evet. Ve Amerika'ya... ...ilk giden İngilizler... ...son derece ahdi atikciydi. Eski atikciydiler. Hı, hı Adlarına bakın hep oradan Yahudi adları vardı. Abrahamlar vesaire. Tabi Abra, Davidler, Abrahamlar, İzaklar, İzaklar filan Ay, falan. Yani. E, şeye baktığınızda mesela Alman e, protestanlığına baktığınızda adlar hep yeni at, e, at e, şeydendir, yeni dendir, ahd Ahdi Cidittendir. Ee, işte Yezus'tur, e, efendim Yohannes'tir filan e, falan, falan böyle, bu şekilde geçer bu şeyler. Ee, bu farklar çok önemli. Hı. Bu şeyler. Neyse. <laughs> e, yeni bir medeniyet tesis olur. Bu medeniyet ilk defa yeni çağ din dışı Avrupa medeniyeti gibi Dine dayanmaz, dinden hareket etmez. Ee, Buna üzerinde fazla duramayacağız. Çok zamanımız ve aynı zamanda çok teknik bir konudur. Ee, felsef, saptırılmış bir felsefe demek olan ideolojiye dayanır. <laughs> İlk ideoloji sermayeciliktir, kapitalizm mali sermayecilik, finans kapitalizm, ee, şeyin dayandığı bu İngiliz Yahudi medeniyetinin çağdaş İngiliz Yahudi medeniyetinin e, ana dayanağı esası mali sermayeciliktir Mali sermayeciliğin iki uzantısı vardır. Sömürgecilik. Frankçesiyle ile kolonyalizm ve sömürgeciliğin evrensel e, tezahürü emperyalizm. <laughs> i̇ki şeysi vardır. <laughs> iki yoldan gerçekleştirilir. Kültürel ve eee Askeri. Harp askeri. Önce kültürle girer. Zemini hazırlar. Rakıcıların bir terimi vardır. Asları hazırlama. Böyle son derece köklü bir adabı vardır. Patkadak Öteki içkileri, alkolleri indirir gibi rakıyı içemezsiniz. Önce hazırlamanız lazım. Yemek işte biz meze Me dedik, meze, o meze dedikleri benim. budur. Önce onunla mide hazırlanır ve onun üzerine suyla karıştırılmış olarak içilir. Ee, düz içilmez. Ya bu kültürel emperyalizmde böyle bir zemin hazırlaması. Hazırlığı onun üzerine askeri harekat gelişti. Rakı da onun üzerine geliyor. Peki her zaman gerekir mi askeri e, çoğunlukla diyelim her zaman şimdi bütün tarihi e, teker teker gözümün önünden geçiremiyorum ama e, bütün şimdi mesela Hindistan'ın ele geçirilmesi e, devlet kuvvetlerinin İngiliz devlet kuvvetlerinin silahlı kuvvetlerinin Hindistan'ı basmasıyla olmuyor. Hı hı. Önce kim gidiyor? East India Company gidiyor. Hı. Doğu Hint şirketi. 1600 20'lerde 30'larda galiba. Tarihçi olmadığımda ya yani ben zaten hafızam da çok zayıfladığından bu tarihleri tam hatırlamıyorum ama 1600'den ortalarında onlardan daha önce e, Felemenk Doğu hı. Hint şirketinin faaliyetleri var. Endonezya'ya e, hare hareket ediyorlar onlar. Oraya hamle yapıyorlar. Hı hı. Ve hemen ardı sıra bu İngilizler Hindistan'a çıkıyorlar. Ne yapıyorlar? Hemen ticarete başlamıyorlar Hindistan'da. Demin dediniz ya Amerikalılar buraya 1800'lerin başlarına gelip kolej açtılar. Onlar da gidip orada okul açıyorlar ve ona paralel olarak ticari ilişkiler kuruyorlar. E, <laughs> İngiliz Yahudi ittifakının en önemli e, özelliklerinden biri kalbur üstü zeki oluşu. Kurnaz. E, ona ayak uyduramıyor öbürleri. Görmüyorlar. E, eski usul ticaretle uğraşıyor millet. Kim var Hindistan'da Hindular var, Müslümanlar var. Hı hı. Hala o ticari ahlak bilmem ne falan onlar çok eski kafayla her... yürüyor bu adamlar. Bunların getirdiği bu yeni yeni unsurlar ki en başta para giriyor maldan önce para giriyor e, bu paranın çok iş gördüğü konusunda ikna ediyor nasıl ikna ediyor öğretim yoluyla ikna ediyor hı hı. en önemli iki öğretim konusu var dil ve iş idare çok moda olan business administration şeyi sokuyorlar. Ee, Hindistan'a ve bütün gittikleri e, yörelere tabii, tabii bütün gittikleri yöreler demek de yanlış. Her yere aynı muameleyi tabi tutmuyorlar. Hmm. Afrika'ya başka türlü nüfuz ediyorlar. Hindistan'a neden? Çünkü Hindistan'da muazzam bir medeniyet var zaten. O var olan medeniyete uygun bir şekilde uygun bir gitmeleri şey. gerekiyor. Evet. Evet. Hatta iki medeniyet var. Hint medeniyeti var, İslam medeniyeti hı hı. var. İkisine de yine farklı davranıyorlar. Bir de tabii bize gelecekler. Burada e, faaliyetler yapacaklar. Şimdi hocam epeyce ilerledik süre olarak programımızda. Evet. E, i̇sterim ki sizin o kıymetli e, sorularınız ve yorumlarınızla Tabii. biraz da bize doğru evet. gelsek. Şimdi o meselenin bam teli de e, <laughs> dokunsak diyor. çünkü ben aklıma şu mesela geldi. Anglikan Kilisesi dedi, e, hocam, işte oradan Yahudilikte olan bağlantısı dedi. E bizim son 100 yılımıza baktığınız zaman son 150 hmm. diyelim hadi. E, masonluk tarikatı, hmm. Sabetaycılık cemaati. Hmm. E şimdi bunların e, bizdeki tesirini de işte sonrasında dil devrimi vesaire falan. Yani aslında oyun devam ediyor ve hocamın da dediği gibi tüm coğrafyalara evet. uygun zeminler hazırlayarak. Dolayısıyla buradan nasıl hocam bize doğru gelebiliriz? Yani tamamen şöyle bir çerçeve tabii e, hocamın ne kadar tamamlayan bana değilse de çok geniş bir konu çünkü. E, bu batı yani bahsettiği bu İngiliz, çağdaş İngiliz, Yahudi medeniyeti ya da din dışı Yeni Çağ Avrupa medeniyetinin bize girişi ve bu tabii e, aynı şekilde Osmanlı'yı da dilimlere ayırma. Daha küçük dilimlere, daha küçük dilimlere e, ve neticede bir e, Osmanlı devleti yıkıldı. Bunun arkasından işte bir milli mücadele döneminden sonra bir e, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Şimdi bu kuruluş e, kendi başına bırakıl bırakılamayacak kadar önemli bir kuruluş hala. Önemli bir coğrafyada Arap dünyası ile Balkanlar arasındaki bu e, kritik pozisyonda bulunan devlet kendi başına bırakılamaz. Çünkü hocamın bahsettiği gibi daha önce imparatorluk tecrübesi yaşamış ve büyük bir e, birikim e, oluşmuş durumda. Bunu kendi başına bırakılamayacak kadar önemli olduğunu bildikleri için de bunun üzerinde e, bu sefer kültürel emperyalizmin bir takım etkilerini oluşturmak için bir e, takım adımlar atıldı. Bu Osmanlı'nın son döneminde atılan ama daha sonra da bunun adımlarının devam edildiği e, sürecin tabii en önemli hususlarından bir tanesi bizim e, kültürel kodlarımızın çözüldüğü işte dil inkılabı ve harf inkılabı oluyor. Çünkü yani burada <laughs> e, tekrar senin o imparatorluk geçmişini ya da emperyalizmin etkisinden uzak kalmış olan geçmişi hatırlaman tehlikeli bir eylem olarak görülüyor. Bunu hatırlamaman gerekiyor. Bu nedenle imkansız hale getirmeye evet. çalışıyoruz. Dolayısıyla burada yapılan o operasyonlarla ilgili özellikle bu dil ve harf inkırapları ile ilgili hocamın çok kuvvetli bir şekilde vurguladığı hususlar var. Bunu... E, Jacques Derrida diye bir Fransız filozofu Boğaziçi Üniversitesi'nde hocam bir davet alıyor. 2004 ya da 2005'te öldü ama ondan 28 Şubat döneminde geliyor. Gelmeden önce diyor. Gittim Fransa'daki Türkologlardan Türkiye nedir? Nasıl bir ülkedir? <laughs> gideceğim ama hani neye dikkat etmem lazım, neye bilmem lazım. Bir kısa briefingler aldım. Bana diyor harfin kılabı yaptıklarını söylediler. Yani nasıl oldu bu harfin kılabı dedim diyor. Yani şu anda Türkler e, ne yapıyorlar? E, tamamen yeni bir alfabe kullanıyorlar. Eski alfabe, eski alfabeyi bilmiyorlar dedi diyor. Ve o anda diyor kafamda şimşekler çaktı. E, gelmiş burada bunu anlatmış Boğaziçi Üniversitesi gibi bir yerde. Bütün Türkler 1928'den itibaren turisttir. <laughs> Kendi dillerinde turist olarak geziyorlar dedim diyor. Ve bir anda şok geçirmiş herkes yani oradaki şeyler. Şimdi bu o kadar çok önemli bir şey ama ancak böyle biraz hani kör gözün parmağına der gibi vurgulayınca ancak insanlar ayılabiliyor ki hocamın da bu noktalarda çok önemli uyarılar var. İsterseniz bu husus üzerindeki düşüncelerinizi şöyle derli toplu bir ifade edin ki biz de bu programda bunu anlatmanıza vesile olmuş olalım. Neden bu inkılaplar yapıldı? Ezberleri bozalım diyor evet. Mustafa Hocam. Kişilik size ait yani sizin kişiliğiniz size ait özelliklerin bir bütünüdür. Ustu varmağın dediğim vakit sadece belli fizik bir tip değil. Aynı zamanda e, o fizik tipin ötesinde içinde yer alan özellikler de düşünülür. Zaten bir kişiyi tanımak demek o kişiyi özellikleriyle bilmek demek. Evet. Bilgi tanımanın daha sağlamı e, oturmuşudur. Yani o özellikleriyle tanış olmadır. Tanık ta, tanımak yüzeysel bir iştir. Hazreti Ali'ye sorarlar, derler ki Allah'a inanıyor musun? Derler, hayır der kapışıp kalırlar. Ne demek ya? Allah'a nasıl inan? Ben, ya bildiğimi ne inanacağım der. Allah'a özellikleriyle tanımış Hazreti Ali. Biliyor. Hı -hı. Bir bilgisi var. İnanma bilgiden önce gelir. Hı -hı. Ee, bilgi bilgi kanıtlanmış temellendirilmiş inançtır. Şimdi o özelliklerin tanınması, bilinmesi daha doğrusu evvel emirde kendi özelliklerinizi bilmenizdir. Kendinizi tanıyorsanız karşınızdakileri de tanıma imkanına sahip olursunuz. Kendimden hareketle karşımdakini ilk başta dedik ya... Ee, işte Avrupa kendisini merkeze koyuyor. şey hı hı. E, Çin. Bu arada dedim ki ille de bu kötü niyetli olmayabilir. İnsan önce kendisini en iyi tanıdığından onu ortaya koyuyor. Ondan sonra kendinden hareketle. Evet. Eski bilgelerde hep onu diyor. Kendini önce bir tanı bakalım. Şimdi... <laughs> kendimizle ilgili bilgileri unuttuğumuz takdirde e, dünyayı tanıma imkanını kaybediyoruz kendimizle ilgili bildiklerimizin en bariz tezahür edebiyatınızla olan bağlantı Babam mühendis de hiç edebiyatta alakası yoktu. Ne zaman canı sıkılsa, ortalıkta böyle dolansa bir mısra okur, bir beyt patlatır. Kendi kendi böyle konuşur. Bizim klasik edebiyatımızı <laughs> bir dindar bir adam da değildi. Hı hı. Ama Müslümanlığı muamelatıyla biliriz. Birebir bilirdi. Yani rahatlıkla bir cuma namazını kıldırabilirdi. Hiç dediğim gibi bir ilgisi yoktu ya böyle doğrudan bir şeysi yoktu. Neden? Çünkü bu ikisi bu iki kültür olayı topluma sinmiş durumdaydı. Evet. Hı -hı. Toplum bunları yemişti. Sirayet etmişti. Sirayet etmişti. He. Ve... <laughs> ...toplumda... ...sınıflaşma yoktu. Rahatlıkla alim... ...cuma namazından çıkıp... ...caminin avlusuna oturup... ...etrafındaki... ...ahaliyle... ...sohbet edebiliyordu. Dillerini anlıyorlardı birbirlerine. Hı hı. Hocam... E... Tam bu sirayet etme meselesi yani bunun için ayrı bir uzmanlık ait ayrı bir eğitim almasına gerek kalmadan Aynen. zaten yaşarken Aynen bunlarla hem hal ola ola o sindirmişlik hali üzerine ne olur devam edelim çok kıymetli. Küçük bir ara verelim inşallah gündem özel tarih az sonra devam edecek efendim kısa bir ara. Efendim gündem özel tarih kaldığı yerden devam ediyor. Teoman Duralı hocamız, Mustafa Armağan hocamız stüdyomuzda. Yeni efendim televizyonunu açan seyircilerimiz için bir hatırlatma ya da bir bilgi olsun isterim. Teoman Duralı hocamız son olarak şu bilgiyi bizimle paylaşmıştı. Oradan dil devrimine, harf devrimine ulaşacağız inşallah. Denildi ki, Efendim eskiden insanların dinini ya da kültürünü, bu kültürü edebiyat olarak da tanımlayabiliriz, e, bilmesi ve yaşaması için ayrıca bir eğitim almasına gerek kalmazdı. Çünkü o yaşamın içerisindeydi, hayatın vazgeçilmez parçasıydı. Su içmek gibi, yemek yemek gibi. Dolayısıyla işte ne oldu da bize biz bu duruma geldik? İşte buradan Teoman Duralı hocam, ee, o noktadan evet. herhalde bağlayacaksınız. Ee, şeyde kaldık efendim. Dedik ki alim diyelim ki Cuma namazından çıktı camin avlusunda oturdu. Kahvesini içiyor ya da işte şerbetini içiyor ne yapıyorsa etrafında halk çevirir. Kahvecisi vardır, e, manavı vardır. Ee, ne bileyim ben e, amelesi vardır. amelisi vardır. İşte evet. esnaftır, şuydur. Bunlar sohbet ederler. Şimdi i̇şte biliyor musunuz bugün üniversitede profesör olan bir adam çıksın kahve halinde otursun efendim şeyle ahaliyle sohbet etsin. Şimdi tabii zihnimde canlanan belirli profesörler var. Bunların adlarını veremem. Hakaret ...şeyisine girer. Yani... ...bırakın ahalinin... ...onlarla sohbetini... E, ...benim gibi... ...yarı aydınlar... ...biraz mü, e, mürekkep yalamış... ...kişiler bile... ...bu zevatla... E, ...üç lafı bir araya... ...getiremezler. Anlaşma imkanı yok. Her anlamda... ...zihniyet anlamında... Evet. ...bilgi anlamında... Ve hepsinden de ötesi dil bakımından. Mümkün değil. Mümkün, mümkünü yok bunun. E, <laughs> parçalamayı buradan başlatacaksınız. Buradan başlatacaksınız ki çorap söküğü gibi gitsin. Hı hı. Gençliğimde hanımların naylon çorapları vardı. Hafifçe bir şey söküldü mü o giderdi. Çorap söküyor herhalde oradan geliyor. Oradan evet. Yani dille başladı o sökülme. O yırtılma ve devamında işte şimdi dediğiniz gibi bir alimle efendim e, halk bir araya geldiğinde zaten alimlerin bakış açısı da artık cahil. E, bunu televizyonlarda da söylüyorlar. Malum e, isimleri de biliyorsunuz. En ufak bir soru geldi ama bu çok cahilce deniyor ve küçümseniyor. Cevap vermeyi bile Nezir efendim ettim. kendilerine zul olarak kabul ediyor bu ıı, zevaz. Beni almaya gelen araba var mesela. Üniversiteye götür. Çok uzak olduğundan üniversiteye eksik olmasınlar. Araba gönderiyorlar. Benim de çocukluğumdan kalan bir alışkanlık hep sürücünün yanında otururum. Ve çok da severim. Taksilerde efendim öbür arabalarda sürücülerle sohbet etmeyi. Hatta derim. Ee, yüksek bir mevkide falan olsam istihbarat teşkilatını falan bir tarafa bırakırım ee, <gülüyor> haberleri <gülüyor> taksilerden alırdım ee, dış dış istihbaratı da e, BBC ile İsrail'in e, istihbarat şeyini evet. e, oradan alırdım onları dinleyerek Neyse uzatmayalım öbür hocaları da taşıyor bu araba Onlarla bir şeyin var oluyor mu diye soruyor. Yok hocam diyor. Geçiyor arkada oturuyor. Hmm. 40 dakika boyunca gidiyoruz. Aramızda tek laf geçmez. Şimdi biz ne konuşuruz mesela? Her şeyi. Işte, trafikten konuşuruz. En fazla da futboldan konuşuruz. Benim öyle bir hastalığım da vardır. Hmm. Çoğunlukla da karşı takımı tutarlar olsun. Onlarla münakaş ederiz. Bunlar nedir? Basit konulardır. Avami konulardır. Kime göre? Alime göre. Günümüzün alim. Günümüzdeki alime ne deniyor? Son derece ters bir laf. Aydın. Ya ne saçma bir laftır? Aydın. Işıklanmış gibi. Entelektüel entelektüalistten gelir. Zihni zihin yapısı iyi işleyen yani akıllı bir adam demektir. Aydının nesi işliyor onu bilmiyorum. Ne bir bir bir, bir. Ee... kafasından nur saçıyor. Nur. <laughs> <laughs> Sonra biliyorsunuz ve, vefat ettikleri zaman da ışıklar içinde felaket uyuyorlar. aman <laughs> Allah o, hani bir aydınlık bir çiçekler evet. içinde evet. aman ne iğrenç bir laf. Şimdi dil çok tabii ev evet. fakirleşti. Hı hı. Işık fizik bir olaydır ya. Nurla aynı şey değil Nur manevi bir olaydır çeviremezsiniz bunu semavi dinler denir mesela göksel bir dinler olmaz Gök e, fizik bir olaydır hı hı. ayrı şeylerdir bunlar hı hı. Ondan sonra <laughs> e, o bö bölücülüğü her alanda uyguluyor. Sadece hamiyet konusunda, milliyet konusunda değil. Dilde de bunu yapıyor. Hı hı. Bu Türkçedir, bu Türkçe değildir. Kaldı ki Türkçe milliyetçisi de değildirler. Yani. Türklüğün her çeşidine düşmanlık. Şöyle bir teşhisim var teşhisimde hata olup olmadığımı siz teşhis edin artık. Müslüman olmadan Türk olunmuyor. E, Türklüğün giriş kapısı Müslümanlık. Neden? Müslümanlığa inanırsın, inanmazsın o ayrı bir konu. Yani o sizin bileceğiniz bir şey. Çünkü bu Kur'an emridir. E, söyle onlara sizin dininiz size, benim dinim bana. Bu hoşgörüyle, boşgörüyle filan alakası yok. Bu bir Allah emridir. Kur'an'da geçen bir ayettir. Peygamberine, Resulüne, elçisine bunu söylüyor. Söyle onlara, sizin dininiz size, benim dinim bana. Dolayısıyla kimse kimsenin inancına zerrece karışmaya din bakımından hakkı yok kültür açısından Müslümanlık kültür açısından Türklüğün geliş kapısıdır. Müslüman unsurları Türklüğün bağrından çıkardığınız takdirde geriye Türklük kalmaz. Biter. Bu belki bize mahsus bir şeydir. Yani diyelim ki Matematiğe dökersek yüzde sekseni Müslümanlık tüklüyor. Ha, Araplık da belki başkadır. Yüzde ellisi falan olabilir. İranlılarda yüzde altmışı yetmişi olabilir. bilmiyorum. yani e, bu milletlere göre değişir bu oran. Bizde yüzde seksen hatta doksan değil bir takım halk oyunlarının dışında Müslümanlık dışı görebileceğiniz bizde hiçbir şey yok. Sünni olmak da zorunda değilsiniz. Alevisi de bu böyledir. Zaten adı bir kere İslamidir Ali. Hı hı. Yani bir bu da bu bilmem Şinto'dan falan gelen bir at değildir. Peki hocam Türkçülüğün her türlüsüne karşı Dediğimiz kesim, ben şimdi az önce e, biraz temas ettim. Türkçülüğün her türlüsüne karşı olan kesimin Türkçülük davası gidiyor gibi e, görünmesi. Acaba işte az önce söylediğimiz e, Yahudiliğe çok yakın olan e, Masonluk, Sabetaycılık gibi. Çünkü ben buna şöyle bir örnek verebilirim. İki Fransız parlamenter umumu açık bir tartışma yapıyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girip girmemesiyle ilgili bir tartışma. Diyor ki karşısındakine ben diyor tarafım Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine. Nasıl olur diyor diğeri. E Müslüman bir ülke. Nasıl taraf ol? Diyor ki ya siz Müslüman bir ülke olarak görüyorsunuz ama e cum o, sizin diyor Türkiye dediğiniz ülkenin kurucuları açısından bakarsak ilk Yahudi devleti sayılır. <laughs> Şimdi ben bunu niye söylüyorum? Türkçülüğün her türlüsüne karşıdırlar aslında dediniz ya bu noktada biraz eğer konuşursak sanıyorum aydınlanabilir. E, dilde millileşiyoruz dediler. Yalan. Tek tek kelimelere bakalım. Atılan kelimelere. Bey Türkçe var olduğundan bu yana hep Türkçenin bir kelimesi olmuş. Bey, evet. Hı. Sen bunu at. Saçma sapan Moğolca'da e, zengin demek olan bayı, bayanı getir. E bu ne, ne, ne periz, ne lana turşusu. <laughs> Hanım aynı şekilde. Öz be öz Türkçe bir kelime. Hanım atılmıştır dediğim gibi. Bayanı getirmişlerdir. <laughs> e, atılmayıp da son derece avami görülen kelimeler var. Mesela a Türkçedir. Farsçaya da geçmiştir ve Farsçada bey anlamına gelir. A. A dediğiniz vakit bunun kırır, ağzını kıvırır. Aman 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 ne, ne saçma sapan şeyler söylüyor bu adam filan gibi. Paşa aynı şekilde. Ba baş A. Paşa baş A kelimesinden geliyor yani var büyük abi anlamında. Bunun gibi yığınla size örnek getirebilirim. Yani şimdi programımız tabi e, e, sınırlı. O şey yapalım. E, <laughs> e diye atılanların yerine Frankçeler konuyor. Katibi attığınız Sekreterin yerine nerede oluyor? Katibin dinle bir alakası yok. Hani Müslümanlıksa tukaka olan peki e, katibin Müslümanlıkla ne ilgisi var? Niye onu atıyorsun? yerine sekreteri koyuyorsun. Hadi izo hiç olmasa Türkçesini getir yazıcı de. Hı. Ve gittikçe bu artıyor. Sadece artık Fransızca ve İngilizce dediği Almanca'dan mesela şimdi otoban oldu her şey. Hı hı. Bütün yollar otoban oldu. Ne iğrenç bir şey bu ya. Ee, gayet nezih, kısa, güle güle mesela bye bye oldu. Her tarafta bu geçiyor şimdi. Başka bir şey yok. Bunu çoğaltabiliriz. Alabildiğini. Bunlar tesadüfen olan şeyler değil. Bir iltizam. Bunlar zerk ediliyorlar. Neden? insan ee, İnsan olmanın başta gelen şartı hafızadır. Hafıza yoluyla biraz öne edeyim ya. Kişiliğinizi, özelliklerinizi hafızaya dayanarak inşa ediyorsunuz. O gitti mi insan olmak biter, beşer durumuna düşersiniz, salt derimsel, biyotik bir varlık haline gelirsiniz. Yani çok klasik bir örnek olacak ama şimdi aklıma geldi. Hani şimdi kurtulduk deniyor ya, Hı -hı. halbuki kültürel olarak bir mankurtlaşma Aynen hali yaşıyorsunuz. Olsun. Varsınız. Ama zihinsel olarak yok. Kafa kafa yok, vücut var ortada. Ya. Kafa öbür tarafa transfer olmuş. Çok ilgi çekici bir şey. İki millete bu. Bütün şeyle uygulanmıştır. Bize, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Almanlara. İkisi de aynı paralel yöntemle. Bizde İslam'sızlaştırma, orada da nazisizleştirme. Denazifikasyon ve hmm, de de İslamizasyon yani, değil mi o iki ayrı şey? Yani orada e, Nazi döneminin oluşturduğu bu havayı e, harareti bütün Alman özellikleri için. Evet. yani Almanlığa ait ne varsa tehlikeli yani, bunlar yani. tehlikeli çünkü bu Naziliği ürettiler. Evet. Bize de İslam tehlikeli çünkü bunlar imparatorluk kurup batının başına aradılar. imparatorluk ağrattılar. değil. İslam bugünkü medeniyete meydan okuyan biricik seçenek medeniyet kuvvesidir potansiyelidir alternatif oluşturmaktan öte yepyeni bir güçlü bir medeniyetin önünü kesmek gibi bir çabadan bahsediyorsunuz ee, günümüz medeniyeti dedim ki mali sermayecilik, esasına dayanmaktadır ve mali sermayecilik tarihte bir aykırılıktır. Bireyciliği pompalar. Oysa İslam medeniyeti toplumcudur. Paylaşmacıdır. Hı hı. Toplumculuk büyük bir güçtür birbirimizden kuvvet alıyoruz. Bölündükçe o kuvvet ortadan kalkıyor. Bize ne yedirilirse o da alıyoruz. Bu kadar basit bir olay. Son son dayanağımız, son birliğimiz aile. Dikkat edin. Aile en fazla küfrü yiyen, tukaka edilen kurumdur günümüzde. Evet. Onu da yıkma, ki yıkıyor. Böylelikle karşı koyma, direnme kudreti kalmayacaktır artık. Sömürüye tamamıyla açık bir dünya. Osmanlı Devleti sömürgeciliğin, emperyalizmin ortasında bir adaydı. Bakın haritalara 1890'larda 1900'lerin başlarında bir sömürge ummanının ortasında bir adadır. Başka bir yer yoktur. Sömürgeleştirilmemiş. Ve aman dileyenlerin imdadına koşan koşan aynı. Ve huzurun ve sükûnun merkezi olan bir ada. Bu söylediklerimi bilincini yaşayan ve bilincini dile getiren son kişi Abdülhamit olmuştur. Bu yüzden de o kızıl sultandır, o tukakadır, o kötüdür, o canidir, o bilmem nedir. Evet. Şimdi e, hocam çok güzel bir noktada değindiniz ama bir taraftan da Türkiye'de son e, zamanlarda bir şuurlanma şeyi de var tabii ki olumsuz gelişmeler hepimiz üzüyor hem aile bazında hem dil bazında ve kültürel bazda. Bunlar hepimizi mükeder eden şeyler ama bir taraftan da bir şuurlanma ve devletimizin bir kendine gelişi, bir toparlanma çabası işte bir taraftan yurt dışında artık ben de söz sahibiyim diyen bir Türkiye olmaya başlıyor. Bu tabii bizi ümitlendiriyor. Ümitlendiren gelişmelerden bir tanesi de işte çok e, içinde bulunduğumuz ortamda bu Ayasofya e, caminin tekrar ibadete açılması e, bu e, size bir e, olumlu bir şey yapıyor mu? çağrışım yapıyor mu? Yani yapıyor. Ayasofya ne mana ifade ediyor sizin dünyanızda? Onu bir direnme, direnme iradesinin son göstergesi budur. Tamamıyla e, kötü niyetle camiden müzeye çevrilmişti. Bunun hiçbir haklı gerekçesi yok. Vaktiyle 1934 mu 36 mı unuttum bir şey mi? 34. Hiçbir gerekçesi yoktu. Ama diyorlar ki işte evrensellik, insanlığa hizmet falan gibi bir takım gerekçeler. Hocam hatta bunlar... kapanma gerekçesinde bakanlar kurulu vesaire falan yani. yayınlanan şeyde genelgede efendim şark vilayetlerinin, şark memleketlerinin çok sevineceği falan söyleniyor. Bütün şark <laughs> alemini sevindirecek diyor evet. ve insanlığa bir e, ilmi çalışma yapma imkanı sağlayacak gibi bir takım gerekçeler ...öne sürüyor ya bu nedir mesela. Çok gülüş Güzel şey. güldünüz hocam. Çok gülüç bir şey ya. Bunu bilmiyordum tabii de. Evet. Ee, bir şey de kaybetmedim bilmemekle. Yani, neresinden tutsanız elinizde kalır. Öyle bir saçmalık. Nitekim Danıştay da bunu silkeleyip attı yani böyle bir şeyi iptal etti. Ama e, siz bunu e, yani Türkiye'nin kendine gelişinin bir alameti aynen, olarak. Aynen. Değerlendiriyorsunuz. Evet. Hayır evet. Tabii e, mesela baş şehrin İstanbul'dan alınıp Ankara'ya konması aynı e, kötü niyetin bir ifadesidir. Dünyanın en eski, en güzel yer şehirlerinden birinden Hı -hı. al sen esamesi okunmayan bir yere bir köyü de baş şehir yapabilirsiniz. İşte tren uğruyor, bilmem ne oluyor. Tamam geçici o yapabilirsiniz bir şeyi. Hı -hı. Almanya'da Bonn'u yaptı bir ara. Bonn yaptı. Onlar. Ama e, işler düzelince tekrar Berlin'e taşındı. Fransa Vichy yaptı. Vichy. Yaptı. Sonra evet. bir daha döndü. Yani bu bunlar ola, olacak olabilir. Ama niye orada bırakıyorsun? Bir de öyle bir şey ki anayasada değiştirilmesi teklif edilemeyen maddelerden bir tanesi. Yani benim bu söylediğim şu anda suçtur mesela. Ana evet. bilmiyorum hala var mı anayasada? <laughs> bu, bu, bu madde suçtur e, ee, şat böyledir. Niye fesi e, fes bir özelliktir. Hı hı. Bize işa kökü bilmem fasa gidiyor. Her şeyin kökü bir yere gider. Evet. E, ee, malzemesiz meydana getirmek Allah'a mahsus. Muhakkak Şap, bir yerden şapkanın da kökü ne bileyim Yahudiliğe gider, bilmem nereye gider. Yani her şapkayı şart koşmasının sebebi namaz kılmayı imkansız kılar. Yani önü siperlikli olduğu için. vardır. Ama halkın dehası öyledir ki kasketi ters çevirip onunla namaz kılıyor. Kasketi de yasaklayamıyor çünkü o da gavur icadıdır. <laughs> Bereyi. Şöyle bir, bir şey de var ya illa hani şapka takılacaksa neden Orta Asya'dan herhangi bir başlık seçilmiyor? Türkçülük ya yani mesela ya da Kalpak. alfabe değiştirilecekse neden Göktürk alfabesi getirilmiyor? Hani mevzu eğer Türkçülük. Milli, ve milli i̇şte Arap illiksel. olandan uzaklaşmaksa bütün bunlar. Çünkü Latin harfleri Katolikliğin Hı. yazısıdır. Dikkat edin, bütün Hristiyanlar Latin harflerini kullanmıyorlar. Ortodokslar Kiril harfleriyle, Yunan harflerini kullanıyorlar. Ermeniler kendi kendi alfabelerini kullanıyor. Kıptiler kendi yazılarını kullanıyorlar evet. vesaire. Gürcüler aynı şekilde. Yani e, bütün Avrupa bu harfleri kullanmıyor. Almanlar bile 2. Dünya Savaşı'na kadar Tabii, kendi gotik, gotik alfabelerini kullanıyorlardı kullanıyorlar. değil Ondan mi? Ondan sonra yani. her şeyi iptal ettikleri gibi o da iptal oldu buna geçildi vesaire. Neyse yani e, bunlar çok belirgin olaylardır. Parmağım kör gözüne Hı -hı. dedikleri cinsel olaylardır. Yok efendim kullanışlıydı, öyleydi, böyle. Ya dünyada en kullanışsız yazı Çin yazısıdır. En büyük devrimleri yaşayan adamlardan biri de Mao Çin'idir. Dokunmadılar. Ruslar da değiştirmediler. Evet. Tabii. Bu arada bahsettiğiniz Çin sanayide dünya devi o, oldu Alfa ile. Japonlar evet Japon alfabesiyle teknoloji devi oldu. Rusya'nın yazısı Japon diline hiç uygun değil. E zaten He. kendi milli yazıları da değil. O e, bir de Rusya var ki iki kutup bu dünya düzenindeki bir kutup yine kril alfabesiyle. E bir de Avrupa'nın efendim o medeniyetinin beşiği denilen Yunan'a baktığınız zaman Grek alfabesi Gayet denilen değil. alfabeyi e. kullanıyor. Bir tarafta da İsrail İbrani harfleriyle. Ne evet. oldu? Latin alfabesi biliyordu İsrail'e göç eden Yahudiler ama 48 yılında dediler ki biz 2600 yıl önceki evet. alfa diye döneceğiz dediler. Aynen öyle. rabi yaptılar yani onlar da ama tersini yaptılar. Bu arada sevgili Özlerine döndüler. Sevgili ve kıymetli hocalarım son 5 dakika evet. bu hatırlatmayı yapayım size. Belki son olarak temas etmek istediğiniz bir şeyler vardır. Eyvallah. Yani hocamız tabii çok hepsini çok özlü bir şekilde anlattı ve bu e, dil meselesinin e, kelimelerin ne kadar önemli olduğunu e, bir kere daha vurgulamış olduk. Şimdi mesela burada tuhaflıklardan bir tanesi de sol dediği Türkiye'de kendisini sol, solcu ya da sosyalist diyenler nedir bunlar? internasyonalist olması beklenir değil mi? Yani Marksizmin e, temeli işte hatta marşları vesaire. Ama bakıyorsunuz Türkçe'ye gelince sıra müthiş bir dil ırkçılığı bunlarda bir yayılmış yani çok garip bir şekilde hatta o bazı felsefi kitapların tercümelerinde işte Bertrand Russell'ın e, Batı felsefesi tarihinin ilk çevirisinde "etişimsel özlekçilik diye bir şey okuyorum ben. Şimdi ayıtışimsel <laughs> ya bu nedir? Gidiyorum orijinaline bakıyorum. Diyalektik materyalizm. <laughs> Şimdi yani burada solun ya da sosyalizmin evrensel olması yani ne olacak yani o kelime de öyle olsun diyeceğine tam tersine burada mesela sağcıların daha muhafazakarların daha kelime ırkçılığı yapması icap ederken onlar daha evrensel ya işte hani dilimiz zenginleşiyor diye bunları muhafaza etmeye çalışırken tam tersine internasyonel olması icap eden solun burada böyle bir dil ırkçılığına kelime ırkçılığına saplanmış olması da bize mahsus bir garabet. Aslında hocam? genel olarak sanıyorum bir sıkıntı var. Bu sağ ve solun e, rolleri, pozisyonları ile ilgili. Çünkü biliyorsunuz e, merhum neydi hocamızın adı? İdris Küçük Ömer. Ha, Küçük Ömer'in Ömer Ömer. Türkiye'de sağ soldur, sol sağdır tezi. CHP'yi sağ kabul ediyor. Evet evet ve hiç değişmeyen evet. günümüzde de örneğini e, şimdi gördüğümüz bir durum. E, sol sol lafı beni hiç hoşuma gitmez. Komünist adam yahut da değildir. Hmm. Yani e, sol nedir bilmiyorum. E, e, sulandırılmış bir şey. Yani goşist kelimesinin. bir şey işte. Biz onda da yetinmediler. Yok demokratik soldu. E, e, sosyal dem. <laughs> demokrasi. Şimdi komünistlerin eskileri ki bunlara eski tüfekler denirdi. Bunlar milli adamlar. Yani mihri Belliler falan onları diyorsun. Mihri Belli değil ama e, e, şey Kıvılcımlı. Hikmet, Hikmet Kıvılcımlı. Hikmet Kıvılcımlı. İdris Küçük Ömer. <laughs> e, birkaç kişiyi daha ekleyebiliriz. Bunlar çok halis adamlardı. Milliydiler. Milliyetçiydiler. Ve hatta dine düşman değildiler. değildiler. Mesela ben evet. kişi olarak tanedim ee, Kıvılcımlıyı nasıl ee, da din düşmanlığı falan yoktu Hocam Eyüp Sultan mitingi biliyorsunuz Şeriat evet. propagandası denilerek yargıya <gülüyor> <gülüyor> yani orada evet. çok sağlam adamlardı bunlar o verdiğiniz örnekler gayrimilli adamlardı onların e, öbürlerinden solcuya karşı olanlardan bir farkı yok. Yani bunlar hepsi e, kuyruğu dışarıda olan adamlar diyebiliriz. O ne eğitişimsel özdekçi bilmem ne mi. <laughs> Kıvılcım diye böyle bir şey döseydiniz. Şiddetli bir adamdı evet. yani Döverdi yani. Tokatlar adamı. <laughs> Onu böyle, bilmiyorum. <laughs> çok şiddetli bir adamdı bu. Halis. Bir, Celalli bir adam. Celalli Osmanlı Hmm. E, Befendi siydi. Ondan sonra İdris, Küçük Ömer, hakeza öyle. Çok e, ömürlerince bunlar harama bakmamış, harama el uzatmamış, son derece sağlam adamlardı. Yani o görüşü benim benimse o ayrı bir konu. Ama önünde saygıyla eğileceğiniz insanlardı. Hmm. Ben on dediğim gibi kişi olarak tanıdım bunları. O bakımdan hepsini aynı torbaya koymamak Koyan, lazım. Koymuyoruz evet. Demek ki orada bir milli olmama durumu. Tabii. Yani soldan ziyade bir milli olmama durumu. Evet. Aslında şöyle bir bir şey söylesek yanlış olur mu bilmiyorum. Türkiye'de gerçek solun iktidar olamamasının temel nedeni sağ partiler değil, sol zannedilen partilerdir diyebilir miyiz? Olabilir. Evet. Ee, Onları bu... en çok etkileyen bu dediğiniz sahte solculardır. Evet. E, hocam artık kapan Eyvallah. kapatıyoruz. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Tabii hocamın e, anlatacakları bu kadardan ibaret değil elbette. Onu zaten e, hani azımızı çok görün diyelim <laughs> e, izleyicilerimize ama e, bir tadımlık en azından belli meseleler üzerindeki fikirlerini burada dile getirmesine imkan e, sağladık. Ben de size de teşekkür ediyorum e, hocamızı böyle bir ortamda misafir ettiğiniz için. Ee, çok faydalı oldu ee, ama bu bir başlangıç olsun. Bundan sonra da inşallah e, müsait bir vaktinde tekrar hocamızı. Ağırlamak İçimden geçeni söylediniz hocam. Bu bir başlangıç inşallah. olsun inşallah. Hocam siz ne söylemek istersiniz son olarak seyirci? Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, her zaman söylediğimi tekrarlayarak bitireyim. Allah'tan ümit kesilmez. Amin. Eyvallah. <laughs> Ortam çok ümitsiz gözükse de. Ayasofya e, inşallah, bizi biraz ümitlendiriyor. Bir, evet, inşallah. bir kapı oldu Ayasofya. İnşallah e, bereketli olacak. Bereket getirecektir. İnşallah. Ee, az önce hocamız bizi bizim en önemli gücümüzün e, toplum olabilmemiz, e, toplumsal yaklaşabilmemiz meseleye derken benim aklıma 15 Temmuz geldi. Ardından uyanış meselesi üzerine konuşurken milli ve manevi bağlarımızı fark etmemiz ve uyanmamız Ayasofya camii geldi Dolayısıyla Aslında bunlar çok olumlu bakmamıza vesile olacak bir milletin doğru. bir milletin 3 dayanağı vardır Efendim Bunlar kırılmadıkça ortadan kalkmaz dini dili kadını İlk çözülen erkeklerdir onu söyleyeyim. Evet bir öz eleştiri de aldık. O <laughs> zaman efendim ben programı kapatayım. Şunu e, söylemeden evet. geçmeyeceğim. Bu programa vesile olan Mustafa Armağan hocama çok teşekkür ediyorum. Ee, Teoman <gülüyor> Duralı <gülüyor> hocam e, eksik olmayın lütfettiniz davetimizi kabul ettiniz e, müteşekkiriz. İnşallah Mustafa hocamın da dediği gibi bu bir başlangıç olur bir seri şeklinde devam edebiliriz. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri zahmet ettiniz, seyrettiniz. İnşallah e, kıymetli zamanınıza bizler layık olabilmişizdir. E, yeni bir gündem e, tarihte, gündem özel tarihte bir araya gelebilmek dileğiyle. Hoşçakalınız.